Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda da doğrunun analitik incelenmesini öğrenmeye çalışacağız kardeşler. Konunun ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Her sene mutlaka garanti bir soru, iki soru, üç soru sorarlar buradan dostlarım. İyi dinlemenizi da tavsiye ederim. Nazik anlatacağım, kibar anlatacağım. Hiç bilmiyormuşsunuz gibi davranmaya çalışacağım dostlarım. Lütfen dikkatlice dinleyin, iyi öğrenin şu konuyu. Sınavda da çıkınca fullleyin inşallah diyelim. Evet, doğrunun analitik incelenmesine eğim bulmayla başlayacağız kardeşlerim. Bir doğrunun eğimini bulmayı öğreneceğiz. Eğim dediğimiz kelime aslında halk dilinde yokuş anlamına geliyor kardeşim. Senin bildiğin yokuş diyebilirim ben eğime. Şimdi normalde doğruların şöyle yeryüzüne paralel olduğunu düşünelim. Bu durumda eğimleri sıfır. Eğim sıfır. Eğer ki bu doğru birazcık daha kalkık ise, yani şuradan belli bir açıyla yukarıya doğru yükselmişse ya da belli bir açıyla aşağıya doğru inmişse bu doğrunun eğimini bulmayı öğreneceğiz şimdi. Acaba eğimi kaç? Bunu öğretmeye çalışacağım dostlarım. Eğim bulmanın 3 yöntemi var kardeşler. Eğim bulmada 3 yöntemimiz söz konusu. Bu da hani bize verilen sorudaki bilgilere göre hangi yöntemi kullanacağına sen karar vereceksin. İşte verilen yöntemlere göre dediğim gibi 3 yöntem var. Hangisini kullanacağım acaba diye düşüneceksin. Ona göre de eğim bulmasını gerçekleştireceğiz dostlarım. Bakalım şimdi bu yöntemler nelermiş? Birinci yöntem. Diyor ki eğer ki ben doğrunun iki noktasını biliyorsam. Bakın doğrumuz işte gördüğünüz şu D doğrusu. İki noktasını biliyorsunuz. Üstündeki şu A ve B noktalarının koordinatlarını bildiğinizi düşünün. Olay çok basit dostlarım. Eğimi biz küçük M harfiyle göstereceğiz. Şu eğim kelimesinin son harfi olan M ile göstereceğiz. D doğrusunun eğimini buluyorum dostlarım. Olay basit. Önce iki noktanın Y'leri farkını alıyorum. Bölü X'leri farkını. X'leri farkı. Olay gayet basit dostlarım. Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Şimdi verilen noktalar burada bakın. Y'lerini çıkartacağım. B'den Y'yi çıkartıyorum. Bölü X'leri çıkartıyorum. A'dan X'i çıkartıyorum. A eksi X. İşte bu doğrunun eğimi budur diyebiliriz. Bakın burada da birinci noktadan ikinci noktayı çıkartmışım. Yani fark etmediğini göstermek için burada da 2'den 1'i çıkarttım dostlarım. Sadece dikkat etmen gereken kısım şu. Hani birinci noktadan 2'yi çıkarıyorsak y'lerde, x'lerde de aynısını yapacaksın. Yine birinci noktadan ikinci noktanın x'ini çıkartacağız. Buna dikkat et yeterli. Bir de şunu bilin dostlarım. Bakın bu doğrunun eğimi, şimdi biz a ile b arasındaki doğrunun eğimini bulduk. Ha şurada bir noktada olsaydı mesela c. B ile C arasındaki eğimi buldun diyelim. Yine eşit olacaktı. Yani buradaki eğim M ise buradaki eğim de M. Şurada bir Denizli noktası olduğunu düşünelim. A ile D arasındaki eğim de M. D ile B arasındaki eğim M. D ile C arasındaki, yani bir doğrunun üstünde olduğunu bildiğin kaç nokta olursa olsun ikişer ikişer eğimleri hep birbirine eşitmiş. Bunu da bir bilelim. Çünkü bununla ilgili birazdan soru gömeceğiz dostlarım. Evet bakın basit bir soru. İki noktasını vermiş bize emicem. Demiş ki doğrunun eğimi kaçtır? E biz de biliyoruz hocam doğrunun eğimi. Şimdi A ile B doğrusunun eğimi. A, B doğrusunun eğimini buluyorum. Y'ler farkı. Hemen 3'ten 2'yi çıkartacaksınız. Bölü X'ler farkı. 1'den 8'i çıkartacağız dostum. İşte bu kadar. 3'ten 2 çıktı 1. 1'den 8 çıktı. Eksi 7. Cevap eksi 1 bölü 7'ymiş. Yani Bursa'ymış dedik. Hemen geldik buna. Bakın işte bahsettiğim olay bu. Noktaları doğrusal olduğuna göre M kaçtır diye soruyor. Yani olay şu. Bu 3 nokta aynı doğrunun üstündeymiş dostlarım. A, B, C dediğimiz 3 nokta aynı doğrunun üstündeymiş. Buna göre de işte noktalardan birinin x'ini ya da y'sini vermiyor. Biz onu bulacağız şimdi dostlarım. Peki nasıl bulacağız öğretmenim? Çok basit. A ile B arasındaki eğimi bulacaksınız. Eğim A ile B
eşittir diyeceksiniz B ile de C arasındaki eğime. Hatta istersen A ile C arasındaki eğimi de bulup yine bunlara eşittir diyebilirsin ama şu üçüncüsüne gerek yok. İkisinden zaten soruyu çözüyoruz dostlarım. Hemen A ile B arasındaki eğimi buluyorum. Şu ikisinden eğimi yazalım. Y'ler farkıydı. Yani M'den 4'ü çıkarttım. Bölü 3'ten de 2'yi çıkartacağım. X'ler farkı 3 eksi 2. Şimdi bu eğim A ile B arasındaki. Hadi bir de B ile C arasındaki eğimi bulalım. Y'ler farkı. 4'ten 2'yi çıkartacağız. Bölü 2'den de 1'i çıkartacağız dostlarım. İşte hikaye bu. Gerisi matematik. M eksi 4 bölü 1 eşittir. 2 bölü 1. Birleri salla. M eksi 4 2'ye eşitmiş. M eşittir 6 geldi. Şimdi bunu farklı cümlelerle biz sorularda göreceğiz dostlarım. Mesela burada şimdi noktaları doğrusal dedi ya. Ne demek bu? Üçü de aynı doğru üstünde. Hani böyle de bir cümle kurabilir. Üçü aynı doğru üstünde olduğuna göre de diyebilir. Bir de şöyle cümlelerle karşılaştım farklı soru bankalarında dostlarım. Demiş ki noktaları bir üçgen belirtmediğine göre. Bir de böyle bir cümle var. Noktalar eğer üçgen belirtmiyorsa aynı doğru üstünde anlamına geliyor dostum. Demek ki hemen bu kuralı yapacakmışız. Bu soruyu ikişer ikişer eğimlerini bulup çözecekmişiz. Çünkü şöyle düşünsene bak. A burada, B burada noktalarından biri mesela C. Şöyle doğrunun milim dışına taşsın milim. Bak bu durumda kesin üçgen oluşur dostum. Şöyle incecik de olsa bir üçgen oluşur. Yani 3 doğru, 3 nokta aynı doğru üstünde değilse kesinlikle bir üçgen belirtir bunlar dostum. Eğer ki soruda üçgen belirtmiyor diyorsa demek ki bu C de bunlarla aynı doğrunun üstündeymiş diyeceksin. Veya başka bir soruda şöyle bir cümleyle karşılaştım. Demiş ki noktalarının belirttiği üçgenin alanı sıfır ise. Yani ne demek bu? Noktaların belirttiği üçgenin alanı sıfır demek, üçgen yok demek. Üçgen yok demek ne demek? Üçü de aynı doğru üstünde demek. Yani şu cümlenin aynısını farklı dillerde söylüyor dostlarım. O yüzden bunları da bir duymuş olun. Soru bankalarınızdan soru çözerken görürsünüz bunları. Evet, burada da diyor ki noktaları aynı doğru üstünde. Yani doğrusal demek istiyor. O halde ben ikişer ikişer eğimlerini yazacağım. Birbirine eşitleyeceğim. Yani A ile B arasındaki eğimi B ile C arasındaki eğime eşitlemem yeterli olacak. Hadi bulalım. 1'den 3 çıktı. 1 eksi 3 eksi 2. Eksi 2'den de 2 çıktı. Eksi 4 eşittir. Şimdi B, C arasındaki eğimi. 3'ten 2 çıktı 1. 2'den de A çıktı dostlarım. 2 eksi A. Şu eksileri artı yapalım. 2'ye bölelim 1. 2'ye bölelim 2. Birler de bakın gitti. Demek ki alt taraflarda birbirine eşit. Yani 2 eksi A 2'ye eşitmiş. A'yı buraya alalım. 2'yi de bu tarafa alalım. 2 eksi 2'den 0 geldi. A dediğimiz olay. Evet, geldik şimdi ikinci yönteme. Bakın burada da diyor ki eğer ki diyor doğrunun denklemini biliyorsak, yani soru bize eğimini bulacağımız doğrunun iki noktasını vermemiş. Denklemini vermişse nasıl bulacağız? Dostum formül burada. Doğrunun eğimi şöyle bulunuyormuş. X'in katsayısı var ya A. Bunun ters işaretlisi bölü Y'nin katsayısının aynısını yazıyormuşum. İşte bu benim eğim formülümmüş. Ha, ben bunu böyle eksi A bölü B şeklinde aklımda tutmuyorum formül olarak dostlarım. Çünkü A ve B'den oluşan çok fazla formülümüz var zaten matematikte. İşte hatırlasana parabolün tepe noktasının formülü. Tepe noktasını bulma formülü. Yine A ve B'den oluşuyor. Ya da ne bileyim başka kökler toplamı formülü diye bir formülümüz var. A'dan B'den oluşuyor mesela. Hani insanın kafası karışabilir. Ya eksi miydi, artı mıydı? B bölü A mıydı, A bölü B miydi? Eksi B bölü 2A mıydı falan, hepsi birbirine karışabilir. Ben aklımda şunu tutuyorum dostlarım. Şuradaki cümle aslında işin özü şu. Burada yaptığım formül şu.
Y'yi yalnız bırakacaksınız. Tek başına, tek başına bir yerde kalacak. Yani şöyle, BY burada dursun mesela. Geri kalan hepsini diğer tarafa atalım. Bakın AX buraya eksi AX gelir. C bu tarafa eksi C gelir. Şu anda Y yalnız mı? Hayır değil. Yanında B var. B'den de kurtulalım. B'ye bölelim her iki tarafı. Bakın B'ye böldüğümde bu B gitti. Bunu B'ye bölersem eksi A bölü BX eksi C bölü B. İşte Y yalnızken X'in katsayısı kaç ise senin eğimin de oymuş dostum. Bak şuradaki adam X'in katsayısıdır. Senin eğimin eksi A bölü B. Formül aslında buradan geliyor dostlar. O yüzden bu cümleyi aklımda tutmam benim daha çok işime geliyor. Tabii ki bakın doğrunun eğimi kaçtır diyor ya. Hemen formülle tabii ki çok kolay bulabiliyorsunuz. Eksi A bölü B yani eksi 2 bölü 4 hocam. Bitti. Paket. Eksi 1 bölü 2 çıktı. Ama ben diyorum ki bu ileride karışacak. Birkaç ay sonra bunu unutacaksınız dostlar. A bölü B miydi, B bölü A mıydı falan. Orada hemen ne yapacağız? 4Y'yi yalnız bırakalım öğretmenim. Geri kalan her şeyi bu tarafa bir atalım şöyle. Y'yi yalnız bırakmak için 4'e bölüyorum. Eksi 2 bölü 4x eksi 7 bölü 4 oldu. Bakın işte buradaki x'in katsayısı eksi 2 bölü 4. Yani sadeleştirirsem eksi 1 bölü 2 dediğim şey benim eğimim oluyormuş. Bir örnek daha yazmışız. Doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Mantık aynı bakın. Burada da ne yapacaksınız? İsterseniz önce denklemi bir paydalarını eşitleyip toplayıp çıkartabilirsiniz dostlarım. Buradan da bulabilirsiniz. Ya da hani amaç neydi? Y'yi yalnız bırakmak. O halde x bölü 2 ile 1'i de bu tarafa alayım. Eksi 1 gelsin. Eksi y bölü 6'yı da bu tarafa artı y bölü 6 olarak atalım. Şimdi şu 6'dan kurtulacağım. Buraya çarpı olarak atıyorum. Bakın şöyle oluyor. 6x bölü 2 eksi 6 eşittir y oluyor. Artık y yalnız olduğu için x'in katsayısı yani 6 bölü 2 yani 3 dediğim şey benim eğimim olur. Paketleyin gelsin dostlarım. Geldik buna. Üçüncü yöntem. Eğer ki doğrunun grafiğini biliyorsam dostum. Yani şöyle grafiğini çizmiş. Buradan eğim bulacağız şimdi birlikte. Lütfen daha dikkatli dinleyin burayı. En kafa karıştıran yerde burası. Şimdi burada biz eğimin halk dilindeki tanımını yaptık. Yokuş dedik ama asıl akademik tanımı yani geometrideki asıl tanımı şimdi burada yazan şey. Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı, bu açının tanjant değerini ise eğim denir demişiz. Cümle bu arkadaşlarım. Tabii ki bir bok anlamadık bu cümleden belki de bazılarımız anladı tabii ki ama ben şimdi tane tane okuyayım. Şurada da göstereyim hatta. Şimdi dostum, koordinat düzlemini çizdim. Bu benim x eksenim, bu da y eksenim. Şimdi bu cümlenin daha halk dilindeki karşılığını okuyorum. Diyor ki bir tane doğru var. Aha çizdim rastgele kafama göre bir doğru çizdim. Böyle de olur böyle 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 hepsini göreceğiz zaten birazdan. Şimdi bu doğrunun dostlar x ekseniyle yaptığı 4 tane açı var. Biri bu alfa diyelim. Biri bu bak tam x'i kestiği noktayı şöyle kalınlaştırdım. 4 tane açı oluşturuyor burada. Alfa, beta, bu alfanın tam tersindeki açı da kesinlikle alfa. Beta'nın tam tersindeki açı da kesinlikle beta. Şimdi 4 tane açı oluşturuyor dedim ama aslında 2 tane açı oluşturuyormuş değil mi? 2 farklı açı var. Alttakiler zaten üsttekilerin aynısı. O zaman biz alttakilerle ilgilenmeyelim. Üsttekilerle muhatap olalım. Şimdi bu açılardan biri sağ tarafta, diğeri ise sol tarafta. Dostlar, işte diyor ki bu cümle x ekseniyle yaptığı bu iki açıdan pozitif yönde yaptığı açı yani sağ tarafta hani x ekseninin şöyle orijinin sağındaki x'ler pozitif x'ler değil mi? Bunlar artı, solundakiler de negatif. Pozitif taraftan kastı sağ taraftan bahsediyor. Bakın bu açı sağda, beta ise solda. Sağdaki yaptığı açı benim eğim açımmış arkadaşlarım. O halde buradaki alfa eğim açısıdır. Ve bu alfanın tanjantı da senin aradığın eğimdir. Tanjant alfaymış bizim eğimimiz dostlarım. Peki hocam, şimdi tanjant bulmanın yolu şuydu. Karşı bölü komşu. Yani alfanın bir dik üçgen içinde olması lazım ama şuraya baktığımda burada üçgen yok. Bırak dikini,
Bir üçgen yok. Peki bu durumda ne yapacağız? Hemen kardeşinden kopya çekeceğiz dostlarım. Alfa dik üçgen içinde değilse hemen kardeşine başvur. Burada teta yazmışız. Teta. Teta'dan sen tanjantı bul. Tanjant teta ne yapar? Karşısı B, komşusu A olduğu için tanjant teta B bölü A'dır. D. Ama bu senin eğimin değil. Beta'nın tanjantını bulduğunda, teta'nın tanjantını, bunun eksilisini aldığında senin eğimin olacak dostum. İşte gerçek eğim eksilisiymiş. Şimdi olayı bir daha özetliyorum. Alfadan bulduysam, yani sağdaki açıdan bulduysam, direkt cevap, tanjant ne olursa olsun, eksili de olsa, artılı da olsa, direkt cevabın eğim bu. Ama alfa dik üçgende değil, teta'dan buldun diyelim, komşusundan buldun, kardeşinden. O zaman bunun ne bulduysan sonucunu, pozitif de bulsan, negatif de bulsan, ters işaretlisini alacaksın. Tamam mıdır dostum? Bu da senin eğimin olacak. Hadi gelin şimdi bir soru çözelim, daha da iyi anlayalım. Şimdi eğim açısını soruyor bize. Neydi eğim açısı? Tam şu x eksenini kestiği noktaya bakıyorsun. Bunu biraz kalınlaştır. Şöyle 4 tane açı yapıyordu. Biz üstteki ikisiyle ilgileniyorduk. Biri sağdaki açı, biri soldaki açı. Dostum bu sağdaki açı kaç dereceyse senin eğim açın buydu. Bu bizim eğim açısı. Tamam. Bunu bulacağız şimdi. Hadi bulalım. 50. Tam tersi de 50. Hocam şurası 90. 50, 90, burası 40. Ama bununla işim yok. 40'ı sakın işaretleme. Bu senin eğim açın değil. Hemen şu sağdakini alıyorsun. 140. İşte senin eğim açın budur dostum diyorsun. Tamam. Hadi buna bakalım. Burada da eğimini soruyor. Şimdi hemen bakın hiç acele etmeyin, zıplamayın. Şu x eksenini kestiği noktayı şöyle bir kalın kalın yapalım. Burada şimdi 4 tane açı oluşuyor. Aha 1, alfa. Aha 2, beta. Alttakilerle şimdilik işiniz yok. Yani işiniz yok daha doğrusu bunlarla. Silelim bunları. Şimdi bize sağdaki açı lazımdı. Bunun tanjantı lazım. İşte eğim. Buradan tanjant alfa gelir. Peki alfa dik üçgen içinde mi dostum? Evet hocam bak şurada sarıya boyadığın dik üçgenin bir açısıdır bu alfa. O halde direkt eğimini yazabilirim ben bunun. Hemen yazalım dostlarım. Şimdi alfanın karşısı şurası 2 birim. Alfanın komşusu şurası 5 birim. Dostlar sakın ha burada eksi demeyin tamam mı? Bizim tanjant değeri yazarken karşıki kenarın uzunluğunu alıyoruz 2 birim. Komşu kenarın uzunluğunu alıyoruz. Bakın negatif olarak alınmaz uzunluk. Eksi 5 diyemezsin burada. Çünkü kenarın uzunluğu, üçgenin kenarı eksi bir sayı olur mu? Olmaz tabii ki. O yüzden artı 5 diyeceğiz. Karşısı 2, komşusu 5 olduğu için 2 bölü 5 çıkacak sorumuzun cevabı. Ya peki hocam tamam da hep böyle tanjanttan mı bulacağız biz bunu? Arkadaşlar tabii ki alışırsanız tanjant çok daha kolay. Ama yok hocam benim tanjantla manjantla işim yok. Ben öyle çok iyi bilmiyorum tanjantı diyorsanız da birinci formülümüz vardı bizim hatırlarsanız. İki noktadan eğimi. E bakın bu doğrunun biz şu noktasını biliyoruz ki bunun koordinatları sıfıra 2'dir değil mi kardeşim? Şu noktasını biliyoruz ki bunun koordinatları da eksi 5'e 0'dır. İki noktadan eğim bulabiliyorduk ya hani bakın oradan bulabilirim. Şimdi neydi formül eğim formülü? Y'leri çıkart. 2'den 0 çıkacak. 2 eksi 0 bölü x'leri çıkart. 0'dan eksi 5 çıkacak dostum. Tabii ki bu işaretlere de dikkat edersen 2'den 0 çıktı 2. 0 eksi eksi 5 artıya döndü 5. Buradan da çok rahat bulabilirsiniz eğimi. İlla tanjant kullanmak zorunda değilsin. Tanjantı biz eğer bize hani bir açı verirse böyle açılı sorularımız olacak. Daha çok orada kullanacağız. Ama böyle grafiğini verdiğinde kardeşim tanjant kullanmak zorunda değiliz. İki noktadan da biz eğimi bulabiliyormuşuz. Hadi bakalım bir soru daha gömelim. Bakın burada da şimdi D doğrusunun eğimini soruyor. Yine iki yolla da çözeyim ben bunu. Önce eğim açısından çözelim. Şimdi bizim eğim açımız şurası artık. Alıştık buna değil mi? Bakın x eksenini kestiği nokta burası. Bu benim alfa dediğim açı. Tabii bunun artık bak şimdi burada alttakileri de kullanacağım. Alttaki açıları. Tam tersi de alfa ya şurası.
Şimdi tanjantını yazacağız şu üçgenden. Karşısına 2 birim eksiği almıyordum. Komşusuna 3 birim düştü. Demek ki eğim karşı bölü komşudan 2 bölü 3'tür dedim. İkinci yoldan öğretmiştik dostlar size. İkinci yol için de şunu dedik. Şimdi bu noktanın koordinatları y'si eksi 2, x'i 0 değil mi? 0'a eksi 2. Peki bu noktanın koordinatları x'i 3, y'si 0. Bak iki noktayı biliyorsun dostum. Hadi gel buradan da eğimini bulalım. Eksi 2'den 0 çıkacak. Eksi 2, eksi 0. Önce y'leri çıkartıyordum. Sonra 0'dan da 3 çıkacak. Eksi 2, eksi 0, eksi 2 yapar. 0, eksi 3, eksi 3 yapar. İkisi de eksi olduğu için 2 bölü 3'tür sorumun cevabı derim. Pekala, dördüncü örnek. D doğrusunun eğimi hangisidir diye bir soru sormuş bize. Dostum, x eksenini kestiği nokta burada. Şu senin alfa dediğin şey eğim açısı. Eğim dediğimiz şey normalde tanjant alfa. Ama alfa dik üçgen içinde değil. Hemen ne yapıyorum? Kardeşinden destek alıyorum, beta'dan. Beta'dan tanjantı bulacağım. Hemen bulalım. Tanjant beta'yı buluyorum. Karşısı 3, komşusu 2, 3 bölü 2. Ama bu eğim değil. Sakın ha 3 bölü 2'yi işaretleme. Tanjant beta'dan bulduysam, soldakinden bulduysam çıkan sonuca mutlaka ters işaretlisini yapacaktık, değil mi? Eksi 3 bölü 2'dir doğru cevap dostum. Bak burada kafan karışıyorsa işte hemen ikinci yolu devreye sok. Diyeceksin ki hocam şu nokta 0'a 3. Bu nokta 2'ye 0. Y'ler farkı 3'ten 0 çıkacak. Bölü x'ler farkı 0'dan 2 çıkacak. İşte bu kadar. 3 bölü eksi 2. Eksi 3 bölü 2 doğru cevabını buradan da bulduk dostum. Beşinci örneğimiz noktaları veriliyor. Doğrusunun eğim açısının ölçüsü 150. Heh, bak işte bunun gibi. Eğer böyle eğim açısını falan söylediyse ya da ne bileyim pozitif yönde yaptığı açı derse, o da eğim açısı oluyor biliyorsun cümlemize göre, tanım cümlesine göre. Bu durumda işte tanjantı devreye sokabiliriz. Şimdi demek ki eğim açısı dediğim şey, bunun tanjantını aldığımda, yani tanjant 150'yi yazdığımda bu benim eğimim. Peki tanjant 150 aslında tanjant 30'un ters işaretlisi değil mi arkadaşlar? Peki tanjant 30 kaç hocam? 1 bölü kök 3. Tanjant 150 ne olur o zaman? Eksi 1 bölü kök 3 oldu. Peki. Şimdi o zaman şu iki noktadan eğimi bulalım. Eğimi buna eşitleyelim. Bakın burada bu soruda iki yöntemi kullanıyoruz. Bir tanjanttan eğim buluyorum. Bir de iki noktadan. Hadi y'ler farkı kök 3 eksi k bölü x'ler farkı eksi 4'ten 2 çıktı eksi 6. Eşitmiş bu eksi 1 bölü kök 3'e. İçleri çarpalım 6 yapar. Dışları çarpalım 3 eksi k kök 3 yapar. Peki 3'ü buraya alırsak 3 eşittir eksi k kök 3. Eksi kök 3'e bölersem de k eşittir 3 bölü eksi kök 3 geldi. Tabi bunu da kök 3 ile genişletelim. Kök 3 ile genişletelim. K eşittir 3 kök 3 bölü eksi 3 yapar. Gitti. Geriye bir tek eksi kök 3 kaldı. Cevabımız Denizli'den çıktı dostlarım. Altıncı örnek. Doğrusunun eğim açısının ölçüsü 45. Yani x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı 45. O zaman eğimi tanjant 45'tir. Yani 1'dir dostlarım. Hemen şuradan da eğimi bulalım mı? İster formülü kullan. Eksi a bölü b idi. Yani eksi 2x şey 2k artı 1 bölü direkt b dediğimde k eksi 4 bunu 1'e eşitle. Eğim çünkü 1. Ya da hocam y'yi yalnız bırakıyorduk. Geri kalan her şeyi diğer tarafa atıyorduk deyip eğimi bul. Seçim senin kardeşim. İkisi de mantıklı. Hadi buradan da içler dışlar yapalım. Şöyle geliyor. Eksi 2k artı 1 eşittir. K eksi 4 oldu. Bunu bir içeriye dağıtalım. Eksi 2k eksi 1. K eksi 4. Eksi 2k'yı buraya alırsam 3k. Eksi 4'ü buraya alırsam 3 kalıyor burada. K eşittir 1 çıkıyor. Cevap Denizli'den geldi.
Yedinci örnek. Noktalarından geçen doğrunun bakın x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı, yani eğim açısı demek istiyor, değil mi? Demek ki bu adamın eğimi tanjant 45, yani 1. Ve iki noktasından da bahsetmiş bize. Hemen bu iki noktadan eğimi bulalım. Y'ler farkı bölü x'ler farkı eğime eşit olacak diyelim. Şurası 2 tabii ki. Eğim de 1'di. Hemen şurası 1 yapar. 1 ile de 1'in çarpımı 1 eşittir 6 eksi k. Eksi k buraya, 1 buraya geldiğinde de k'yı 5 bulduk dostlarım. Evet, geldik şimdi ikinci formülümüze. Buraya kadar birinci formülümüz eğim bulmanın formülünü öğrendik. Şimdi de ikinci formülümüz dostlar. Doğrunun denklemini yazmayı öğreneceğiz. Çok önemli bir formül dostlarım. Şimdi bir doğrunun denklemini yazabilmen için, bakın buraya da not almışım. Diyor ki, denklem yazabilmen için iki şey bilmelisin. Bir noktayı kesinlikle bileceksin dostum. Doğrunun, hangi doğrunun denklemini yazacaksan bir kere kafadan bir nokta bilinecek kesin. Bunun dışında bir de eğimi bilinecek dostlarım. O doğrunun eğimini bilmek zorundasın, eğimi. Eğimini bilmiyorsan da eğimini bulman için sana bir nokta daha verecek o zaman. Bunun dışında bir nokta daha vermeli ki eğimini bulabilesin. Ama eğim kesin bilinecek. Bir nokta kesin bilinecek. İşte bu ikisini bildiğin takdirde eğim ve bir noktayı doğrunun denklemini ya bu formülü kullanarak yazarsın ya da bu formülü. Ben sağdakini kullanacağım hep arkadaşlarım. Soldaki formül bazen öğrenci arkadaşlarımız tarafından karıştırılabiliyor. O yüzden sağdaki daha basitine gidiyor insanın. O yüzden bu formülü kullanacağım. Bu da zaten bakın şu soldaki formülde m'yi yalnız bırakırsanız şu çıkıyor. Y eksi y1 bölü x eksi x1 de buraya bölü olarak geçiyor. Eşittir m. Yani senin eğim formülünün sanki böyle bir eğim formülü yazılmış, değil mi? Onun gibi bir şey. Buradaki m dediğimiz şey eğim zaten. Buradaki de öyle. M dediğim şey eğim. Y1 ile x1 dediğimde hani senin kesin bilmen gereken nokta dedim var ya, işte o noktanın apsisiyle ordinatı. X1 ile y1 dediğim şey kesin bilmen gereken noktanın apsis ve ordinatı. Y ile x dediğine yerine bir şey yazmıyorsun. Bunlar denklemde olması gereken değişkenler zaten. Şimdi burada da dostum eğimi biliyoruz. Y ile x yerine bir şey yazmayacağız ama n noktasını bulmanın yolu da sana verilen noktayı burada yerine yazacaksın. N'yi öyle bulacaksın. Bakın şimdi örnekle tabii ki çok daha iyi anlayacağız. Bir de doğru denkleminde şöyle bir şey var arkadaşlarım. Bazen de böyle koordinat düzleminde çizilmiş bir doğru veriyor. Yani eksenleri şurada bakın x'i burada, y'yi de burada kestiğini bildiğim bir doğru varsa bunun da denklemini şöyle yazabiliyormuşuz dostlarım. X'i kestiği nokta x bölü x'i kestiği nokta, değil mi? Bu x'i kestiği noktanın apsisi. Y bölü y'yi kestiği nokta. Bu da y'yi kestiği nokta diyormuşuz. Araya artı koyup her zaman da 1'e eşitlediğinde doğrunun denklemini bulabiliyormuşsun. Bunun tabii ki bunu ezberlerseniz işiniz kolay. Ama ezberlemediğin yerde tabii ki çözümleri var. İki noktasını bildiğin için her türlü doğrunun eğimini bulabiliyorsun. Bir nokta zaten elinde olmuş oluyor. Denklemini yazabiliyorsunuz dostlarım. Hadi şimdi şu örneklere saldıralım. D doğrusunun denklemi nedir? Bakın önce formülle yapalım. Şimdi x bölü artı y bölü eşittir 1. X'in altına ne yazacağım? X'i kestiği nokta. Eksi 4. Y'nin altına ne yazacağım? Y'yi kestiği nokta. İşte muhabbet bu arkadaşım. Gel bunu eksi 2 ile genişletelim. Bunu 1 ile. Bak şöyle oluyor. X eksi 2'ye bölü eksi 4 eşittir 1. Eksi 4'ü bu tarafa atalım. X eksi 2'ye eşittir eksi 4. Hepsini bir araya toplayalım. X eksi 2'ye artı 4 eşittir 0. X eksi 2'ye artı 4. İşte Edirne'de doğru cevabımız mevcut. Veya
Şöyle de yapabiliriz. Dostum bunun koordinatları 0'a 2. Bununki eksi 4'e 0. Şimdi korsan yöntemimiz var dostlar bizim. Eğer ki doğru denklemi nedir diye soruyorsa bu yöntemi yapabilirsin. Hiç böyle işlemlerle uğraşmaktan. Hocam 0'a 2 bu doğrunun üstünde mi? Evet, kesinlikle mavi çizginin üstünde. O zaman bu nokta şuradaki şıklardan hangisini sağlıyorsa o benim doğru cevabımdır. Bu noktayı yerine yazarım hemen. Yani x gördüğüm yere 0, y gördüğüm yere 2 yazarım. Bak x'e 0, y'ye 2 yaz. 0 artı 4 artı 1 eşittir 0. Yani 5 eşittir 0 oldu. Sağladı mı? 5 0'a eşit mi yani? Hayır. O zaman bu senin doğru cevabın değil. Peki şunu yazalım. X yerine 0, y yerine 2 yaz. 0 eksi 4 artı 1 eşittir 0 mı? Eksi 3 eşittir 0 oldu. Sağlamadı. Bu da değil. Şunu merak ediyorum. İki şık sağlayacak. Bazen iki şık sağlıyor ki sağlasın da zaten. Şuna bakalım. X yerine 0 yazalım 0. Y yerine 2 yazalım 4 eksi 3 eşittir 0. 1 eşittir 0. Bu da sağlamadı. Lan birini sağlayın ya. Bu da sağlamıyor arkadaşlarım. Bu sağlıyor bir tek. Direkt cevabı işaretliyorsunuz. Ama şöyle olacak başka kitaplardan soru çözerken. Bu noktayı iki şık sağlayacak. Yani Edirne ile Bursa mesela sağladı diyelim. Bu durumda şunu yapacaksınız. İkinci noktayı devreye sokacaksınız. İki noktayı aynı anda sağlayan şık direkt doğru cevaptır zaten. Direkt doğru cevap işaretle geç git yani hiç diğerlerine bakmana gerek yok. Peki bunu korsan yöntemi de öğrendik. Bu zaten normal çözüm yöntemiydi. Bir de şöyle yapabilirsiniz. Üçüncü yol diyelim ona da. Dostum, iki noktadan eğim bulmayı hatırlıyorsun. 2'den 0 çıktı 2. 0'dan eksi 4 çıktı 4. Yani 1 bölü 2 bu senin eğimin. Şimdi doğrunun denklemini yazacağız. Y eşittir mx artı n demiştik. Bak m yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Çarpı x artı n. N'i bulmak için de şu noktalardan birini yerine yaz. X yerine 0, y yerine 2 yaz. 2 eşittir 0 artı n. Demek ki n eşittir 2. İşte senin aradığın doğrunun denklemi meğersem y eşittir 1 bölü 2x n de 2 idi artı 2'ymiş. İşte doğru cevap bu dostum. Tabii şıklara baktığında şu anda aynısını göremiyorsun. Ne yapacaksın? 2 ile çarpacaksın. Şöyle rasyoneller olmaz şıklarda genelde. Hemen 2 ile çarpalım. 2 ile çarp 2y eşittir. 2 ile çarp x. 2 ile çarp 4. Hepsini de bir tarafa topla. Y'ler eksi olduğu için bu tarafa toplayalım. X eksi 2y artı 4 geliyor bakın. Evet. Şimdi 2'ye 1 noktasından geçen ve eğimi eksi 2 olan doğrunun denklemi. Bakın ne dedik? Şu formülü kullanacağız dedik. Y eşittir mx artı n. Şimdi eğimini vermiş mi? Vermiş. Bu soru en kolay soru kardeşlerim. Çünkü istediğim iki şey vardı. Nokta ve eğim. İkisi de var zaten vermiş. M yerine eksi 2 yazıyorum. Şöyle oluyor. Eksi 2x artı n. N'i bulmak için her zaman ne yapacağız? Noktayı yazacağız yerine. Noktayı yaz. Yazalım. X yerine 2, y yerine 1. Şimdi y yerine 1, x yerine de 2 yazarsam eksi 4 artı n. Eksi 4'ü bu tarafa attığımda 5 eşittir n geldi. Şimdi n yerine de 5 yazıyorum. Ve cevap geliyor. Y eşittir. Eksi 2x artı 5. İşte senin aradığın doğru cevap bu. Şıklarda bakın hep eşittir 0 var. Biz de hepsini bir tarafa toplayalım o zaman. Y burada kalsın. Eksi 2x buraya artı. 5 de buraya eksi geldi. Eşittir 0. İşte bu. Y artı 2x. Nerede var o? Eksi 5 olacak. İşte y artı. Yok bu değil. 2x olacak. Şu y artı 2x eksi 5. Arkadaşlar korsan yöntemi de aklınızdan çıkartmayın sakın, tamam mı? Ne diyeceğiz? Eğimi eksi 2 olan diyor ya mesela. Hepsine bak, hangisinin eğimi eksi 2 diye düşün. Şimdi y'yi yalnız bıraktığında eksi y buraya gelirse y buradayken x'in katsayısı 2. Yani eksi 2 değil. Bu değil. Bak y burada dursun. 2x'i bu tarafa at. Eksi 2 geliyor. Bak eğimi eksi 2. Bu olabilir. Y'yi bu tarafa at. Eksi 1 bölü 2 geliyor. Bu değil. Y'yi buraya at. Eksi 1 bölü 2 geliyor. Bu değil. Şimdi eğimden 2 şıkka düşürdün.
Bir de ne yapacağız? Noktayı sağlatacağız. X yerine 2 yaz, 4. Y yerine 1 yaz, artı 5 eşit midir 0'a? Bak buradan 10 eşittir 0 geliyor. Olmadı. Bunu da sil. Cevap Bursa. Korsan yöntemde aklımızda dursun her zaman. Noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diye soruyor. Bak bunu direkt korsanla yapabilirsin mesela. Bütün şıklarda x yerine eksi 3, y yerine 1 yaz. Bakalım hangisi sağlıyor? Burası ne yaptı? Eksi 6, eksi 1 de eksi 7. 7 daha 0. Bak bu sağladı. Eğer B noktasını da sağlarsa direkt cevap bu. Hiç diğerlerine bakmana gerek yok. Hemen x yerine eksi 2 yazalım. Burası eksi 4 olur. Y yerine 3 yazalım. Eksi 3 artı 7. Bak eksi 7. 7 daha 0. B'yi de sağladı. Hemen bitti. Cevap Adana kesin. Diğerlerine hiç bakmana gerek yok kardeşim. Tabii gelin biz bunu normalde nasıl yapacağız onu da söyleyelim. Şimdi ne demiştik? Eğim yazman için bir kere bir şey denklem yazman için kesinlikle bir noktaya ihtiyacım var. İki tane vermiş fazladan. Mutlaka bir de eğim bilmeliyiz. Eğimi bulmam için ikinci noktayı vermiş bana. Hadi bulalım. Birden 3 çıkacak. Eksi 2. Eksi 3'ten eksi eksi 2. Eksi 3 artı 2'ye döndü. Eksi 1. Bakın eğimi 2 geldi. Yani doğrunun denklemi şöyle. Y eşittir 2x artı n gibi bir şey. Peki tamam hocam. N'i bulacağız. N'i bulmak için de ne yapacaktık? Noktayı yerine yazacaktık, değil mi? N için. Hangisini yazacağım hocam? Canın hangisini isterse. Aha birinciyi yazalım. Y yerine 1, x yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 6 artı n. 7 eşittir n geldi. Şimdi denklemi bir daha düzgünce yazalım. Y eşittir 2x artı 7. Doğru cevabım bu kardeşim. Ne yapmış? Hepsini bir tarafa toplamış. Gelin biz de şöyle yapalım. Y'yi bu tarafa atalım. 0 eşittir 2x eksi y artı 7. Evet hangisinde var? Adana'da var diyebiliriz. Evet burada da bizim noktanın analitiğinde kenar ortayın uzunluğunu bulmuştuk. İki nokta arası uzaklık formülünden. Burada da denklemini istiyor dostlarım. Bakın hemen birlikte yapalım. Şimdi bir üçgenimizin şöyle A, B, C üçgeninin BC kenarına ait işte şu BC kenarına ait kenar ortayın denklemini istiyor bu sefer arkadaşlarım bizden. Dikkat edin. Biz uzunluğunu bulmayı öğrenmiştik. Tabii ki burada şimdi ne yapacağız? D noktasının koordinatlarına ihtiyacım var hocam. D noktası B ile C'nin ortası. Hadi B ile C'nin ortasını bulalım. Toplayıp ikiye bölüyorduk. Eksi 1 ile 5'i topladım. 4. 2'ye böldüm. 2. 3 ile eksi 1'i topladım. 2. 2'ye böldüm. 1. Şimdi A'nın koordinatlarını zaten biliyorum. 1'e 2. Şimdi ben bu doğrunun denklemini arıyorum. Bir kere eğimine ihtiyacım var. Eğimi hemen bulalım. Y'ler farkı 2'den 1 çıktı. 1. X'ler farkı 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Demek ki eğimi bir kere eksi 1 olacak. Denklem şöyle olacak yani. Y eşittir. Eksi 1x artı n. N'i bulmak için noktalardan birini yerine yazıyordum. Aha 1'e 2'yi yazalım. Y yerine 2, x yerine 1 yazdığım 3 eşittir n geldi. Yani doğrumun denklemi şurada n yerine 3 yazıyorum. Y eşittir eksi x artı 3'müş dostlarım. Hadi gelin hepsini bir tarafa toplayalım. Y artı x eksi 3 olur değil mi? Y artı x eksi 3 eşittir 0. Sanırım Adana şıkkımız doğru cevap geldi. Evet, şimdi burada bir durayım. Üçüncü formülü bir sonraki videoya saklayalım. Bunu da birkaç videoda anca çekebileceğiz. Çünkü çok fazla sayfa hazırladım. Çok soru yazdım dostlarım. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere gobeller. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.